Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim'in bütün övgüler Allah'adır diyoruz ama Ya Rabbi bize ister nimet ver, ister katından bir nikmet olsun, musibet olsun. Ne verirsen ver, biz, bizi senden razı et. Yani senden Rab olarak bizi razı olacak gönül duruluğuna, sükunetine eriştir. Ve senin olduğun bir yerde, alternatif sen olduğun bir yerde başkasını övmek gibi bir düşüklüğe, acizliğe bizi sevk ettirme gördüğü her şeyde seni bulan, yaratmanın her türlüsünde, hoşumuza giden veya gitmeyen ne olursa olsun sonunda seni bulan, seni kavrayan, seni, sana dair bir marifet erişen bakışı duru, nazarı kuvvetli müminler eyle. Meliki Yevmiddin sen din gününün sahibisin, hesap görücüsün. Burada kaydettiklerin orada hesaba dökülecek. Allah'ım ne olur burada bize hayırlar kaydet. Hayırlar yarat. Hazreti Musa'nın Medyana girişindeki o Kasas suresinin 24. ayetindeki gibi Allah'ın katından gelecek her türlü ayrım fakiriz. Bize burada fakiri olduğumuz hayırları yarat ve onları yaz, onları koru hafiz isminle orada din gününde de onların karşılığını bize ver. Altından kalkamayacağımız yarın mahşerde altından hesapta kalkamayacağımız şeyleri bize yaptırtma ki yazmayasın. Allah'ım din gününün sahibi olarak bizi yarın mahşerde kıyamette rüsva etme. İyâke nabudu yalnızca sana ibadet ediyoruz. Senden başkasına boynumuzu büktürme. İyâke nestaîn ve iyâke nestaîn Karşısında kimsenin boyun büküp de el açıp muhtaç etme. Bize katından hayırlı rızık kapıları arala. Kimseye muhtaç etme. M muhtaç edip de minnet aldığında boynumuzu, yüreğimizi, onurumuzu e ezdirme. Amin. Ve bir şey isteyeceksek senden isteyinceyi de senden başkasından bize istetme. İhtina sıradan müstakim. Ya Rabbi duruşlarımız, ayaklarımız farklı farklı yerlere basıyor olabilir. Farklı huzurlarda duruyor olabiliriz. Ya Rabbi ne olur bizi dost doğru bir yola ilet. Öyle bir yola ilet ki sonu sana varan yollarda bizi seyrettir. Bütün arayışlarımız, yol arayışlarımız, menzil arayışlarımız seninle son bulsun. Sonunda senin olmadığın, rızanın olmadığı hiçbir yolu bize teptirtme, hiçbir yolu açtırtma. Aştı, Oralarda bize vakit ziyan ettirme. Ömrümüzü de bir yol gibi yaşıyoruz ki Mevlana'nın bir sözü var dünyada yaşanmaz geçilir diye. Dünya yolundan geçiyoruz Allah'ım ne olur bize geçerken üstümüze yarın boynumuzu bükecek yükler yüklettirme. Amin. Sıratel lezine en amte aleyhim katında öyle bir yol ki bu bu yol katından nimet verdiğin kim varsa peygamberler olabilir katında razı olduğun cümlesi kimse onlara daha önce yol yürütüp de razı oldukların varsa o yol yürüyüşleri gibi bize de salim bir yol yürüt gayril <laughs> mağdubi aleyhim velad dalin Şunların da yoluna değil, şunların yolundan gitmek istemiyoruz. Bize hoş da olabilir, bizi davet etmiş de olabilirler, sempatik geliyor. Hatta karlı mantığımız da yatıyor olabilir dünyalık olarak. Pekala doğru da buluyoruz olabilir ama katından bir rahmetle bizi e, dalalete sevk, sevk olmuş, sapmış, meyil sapması yaşamış. Sana doğru gittiğini zannetse bile aslında yolu başka yere çıkacak. Kim olursa olsun, yakınımız, uzağımız, aramız babamız olsa, en saygı duyduğumuzdan, en böyle katında korktuğumuz, ürperdiğimiz kimselere varana dek eğri yola bizi götürecek, senden uzaklaştıracak, hiç kimsenin de takipçisi bizi yapma. Ha, onlarla da bizi haşretme. Katından kime nimet verdiysen, rahmet verdiysen, bizi onlarla beraber huzurunda çok ettiğim, duayı edeyim, sizin adınıza dediğim, kendim adıma da, seyirciler adına da Ya Rabbi hepimizi Teveffeni Feni Müslüman, Tebef Müslüman, bizi bir Müslüman olarak vefat ettir, bir teslim olmuş, sana teslim olmuş bir kul olarak vefat ettir. Sonumuz böyle olsun. Türkçe'de bir söz var, olmak değil, ölmek derler. Böyle vefat edelim, yani bir Müslüman olabiliriz ama Müslüman kalmak, Müslüman sonlamak işi problem. Bizi Müslümanlardan sana teslim olmuşlardan birisi olarak katına al, ruhumuzu Amin. al. Amin. Böyle birlerin arasında herhangi birisi değil ve Erhekli ve Salih'in salihlerin arasına katarak bizi sana teslim olmuş birisi olarak vefat ettir. Amin.